Maalesef bizim istediğimiz özelliklere sahip değilsin. Ama... Biz güvenlik için gece bekçisi arıyoruz. Senin bu konuda hiçbir tecrüben yok. Ama iyi silah kullanırım. Askerdeyken atış talimlerini en iyi bendim. Ne olur bana bir şans verin. Ya kardeşim, 20 yıl önce askerliğini yapmışsın. Ne atış talimi? Biz buranın korunmasını istiyoruz. Senin adam vurmanı değil. Şey, ben öyle söylemek istemedim. Bakın, çok zor durumdayım. 9 aydır işsizim. Ne olur bana bir şans verin. Şans arıyorsan git tombala çek. Bana ne geliyorsun? Hadi işimiz var, gücümüz var. Erken geldin Naci. Bugün ders yoktu. Anne, yemek var mı? Evde ne var ki yapayım? Gelirken bir simit alsaydım bari. Baban gelirken bir şeyler getirir. Bekle biraz. Bir şey diyor musun? Hayrola Hanım, nereye böyle? Kaderlere gidiyorum. O ne? Ne olacak, barbunya yaptım. Kokmuştur şimdi, burnumuzun dibindeler. Ya götür götürmesine de. Ayıp olmuyor mu böyle? Her Allah'ın günü bir şey taşıyorsun. Biliyorsun işte durumlarını. Mithat kaç aydır işsiz. Eve bir şey girdiği yok. İçim acıyor be Ayhan. Peki. Hadi selam söyle. Söyle. Baban geldi. O değildir. Niyeymiş? Kahvede takılıyordur şimdi. Aa Zehra abla, buyur gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım sıkıldı, bir uğrayayım dedim. Hem zeytinyağlı barbunya yapmıştım. Ah. Naci de sever. Sevmez miyim Zehra teyze? Sağ ol. Afiyet olsun. Buyur geç şöyle Zehra ablacığım. Allah senden razı olsun Zehra abla. O ne biçim söz? Ne yaptım ki? Ne yapmadın ki? Zor zamanımızda hep yanımızdasın. Senden başka kapımızı çalan yok. Herkes iyi gün dostuymuş meğer. Aman canım, boş ver bunları şimdi. Mithat yok mu? Yoksa işe mi başladı? Nerede? Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum İsmet. Çaldığım her kapı yüzüme kapanıyor. Vallahi daha ne kadar dayanırım hiç bilemiyorum. Ümidini kesme be Mithat. Geçen sene beni de işten çıkarmışlardı. Biliyorsun tam 6 ay boş gezdim. Ama geçiyor hepsi. Şunu bile içerken vicdan yapıyorum. Evde od yok, ocak yok. Ben buna para veriyorum. Sen de amma yaptın ama Mithat. Bu sefer çaylar benden. Onun için demedim be hocam. Ya sadece dertleşmek istedim. İyi işte. Ben de senin derdini dinledim. Al şunu. Biraz avans çekmiştim. Olmaz İsmet. Ayın ortası, siz de zor durumdasınız. Bana bak. Ben senin yerinde olsam sen bana vermez miydin? Verirdim. İyi o zaman. Al şunu. Hadi.
öyle yorgunum ki. Çalıştığım zamanlar bu kadar yorulmazdım. Artık millete yalvarıyorum kader. Ne iş olsa yaparım diye yalvarıyorum. Ama kimse anlamıyor. Elimde imkanım olsa keşke. Hepsine gününü göstersem. Baba. Biraz para verir misin? Kitap alacağım. Oğlum görüyorsun durumumuzu işte. Al bakalım. Ama idare et, olur mu oğlum? Olur baba. Ev sahibi yine aradı. Yarın sabah geliyorum dedi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. İsmet biraz destek çıktı ama yetmez ki. Açın! Açın diyorum! İçeridesiniz biliyorum, açın! Açın! Buyur Cemal Bey. Ne buyuru be kardeşim, ne buyuru? İki aydır kiramı ödemiyorsunuz. Sizin bu yaptığınız ayıptır. Bir ay geçti bir şey demedim. İki ay oldu bir de utanmadan kapıyı açmıyorsunuz. Diyeceğiz Cemal Bey. Bugünlerde biraz sıkışığız. Bana ne kardeşim? Bana ne sıkışıksan? Madem sıkışıksın oturmayacağım benim evimde. Vallahi yarından tezi yok. Açıyorum davayı. Ne oluyor burada? Yok bir şey yenge. Ufak bir... Ufak mufak değil. Evimi gasp ettiniz. Ama ben sizi çıkarmasını bilirim. Hadi bakalım. Size bir hafta mühlet. Bir hafta içinde ödemeyin. Bakayım ne oluyor. Vicdansız. Hadi çabuk ol. Kitap tükenmişse kalırız ortada. Zaten benim param yetmiyor. Oho oğlum sana da para dayanmıyor ha. Öyle deme be Ümit. Babam bu kadarını verdi. Fazlasını da isteyemedim. İyi o zaman benimkini alırız. Belki sen bana biraz borç verirsen... Hadi ya, sana mı borç vereceğim? Sen önce geçen hafta aldığını geri ver. Ne oldu? Gelmiyorum ben. Lafıma mı bozuldun yani? Sen git abi, ben gelmiyorum. Gerçekler acıdır oğlum. Piyango! Piyango biletleri, piyango! Abi! Buyur. Uzatsana bir tane çekin. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Piyango! Piyango biletleri, piyango! Geciktim bey. Emekli maaşlarını evlere dağıtmıyorlar Zehra Hanım. Neyse, bu sefer o kadar kuyruk yoktu. Biraz alışveriş yaptım. İyi görünmüyorsun. Biraz başım ağrıyor. Son günlerde sürekli başın ağrır oldu. Yok bir şeyim, geçer şimdi. Bu sabah kaderlere gittim. Biraz canım sıkıldı. Herhalde ondandır. Ne oldu ki? Ev sahibi kapıya dayanmış, çıkın diye bağırıyordu. Zavallıların elinde yok, avcında yok. Nereye gitsinler? Hay Allah. Bankadaki parayı çekeyim bari. Zor zamanlar için saklamıştık. Komşularımızın zor zamanında biz rahat uyuyabilir miyiz Zehra? Haklısın.
Baba. Hı. Ben okulu bırakıyorum. Aa. Neden oğlum? Bu şartlarda nasıl okuyabilirim ki? Girip bir yerde çalışmak istiyorum. Baban iş buldu da sanki. Annen haklı oğlum. Ha deyince iş bulacağını mı sanıyorsun Hacı? Bırak bunları da oku adam ol. Hiç olmazsa ileride kimseye muhtaç olmazsın oğlum. Kitap alacak param yokken ne okulundan bahsediyorsun baba? Yarın bir gün bu evden de çıkaracaklar. Hoş geldin Zehra abla. Buyur gidip Kadir'cim. Ben şu kira meselesi için geldim. Bizim biraz birikmişimiz vardı. Zor günler için ayırmıştık. Bununla şu sizin ev sahibinin ağzını kapatırsınız artık. Ama Zehra abla... Aması maması yok Kader. İleride eliniz açılırsa geri ödersiniz, tamam mı? Sağ olun yenge. Bu yaptığınızı ömrüm boyunca unutmayacağım. Allah Allah. Allah'ım. İnanamıyorum. Elme! Anne! Anne! Aa, anne! Naci ne oldu oğlum? Anne kurtulduk. Ne oldu kurtulduk oğlum? Anne. Dur sakin kurtulduk. Ol oğlum, ne oldu? Anne piyango. Ne piyangosu oğlum? Şans bize güldü anne. Bize güldü. Dur oğlum dur. Zengin. Anlamadım ne piyangosu bu? Bulduk hanım. Zehra duydun mu? Mithatlara büyük ikramiye çıkmış. Ciddi misin? Canım niye şaka yapayım? Evlerinin önü bayram yeri gibi. Çok yokluk çektiler. Yüzleri güler artık. Senin baş ağrın geçmedi mi hala? Bilmez misin? Benim kafam kazan gibidir. Bir başladı mı? Hiç bu kadar uzamamıştı. Yarından tezi yok, doktora gidiyoruz. Gerek yok be Ayhan. İtiraz istemem. Baksana suratın sapsarı olmuş. Talih öyle herkesin yüzüne gülmez. Aslan oğlum benim. Çok süründük ama işte sonunda ödülü buymuş. En kısa zamanda buradan taşınalım. Şöyle düzgün bir daire. Daire olur mu baba? Bizi şöyle bahçeli büyük bir evden aşağısı kurtarmaz. Evet. Hemen açılmasaydık. Ha? Anne ne kazandığımızı unuttun galiba. Cebimizde bu kadar para varken burada mı oturacağız? Çocuk haklı Kader. Hem zaten bu mahalleden acilen ayrılmamız lazım. Baksana. Önüne gelen kapıyı çalıyor. Ne mübarek. Herkesin bir ihtiyacı var. Biz sürünürken neredeydiler? Ya. Cemal Bey. Kira için mi geldiniz? Yok be Mithatçığım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir hatırınızı sormak için geldim. 3 aylık kiranı yatırdım. Canım ne acele ettiniz?
Acele ettim. Çünkü artık senin çöplüğünde oturmak istemiyorum. Oh be, içimde kalmıştı. Tahmin ettiğim gibi. Beyninizde tümör var. Baş ağrılarınız da bu yüzden. Aman Allah'ım. Çok gecikmişsiniz. Yine de elimizden geleni yapacağız. Ama sizi boşu boşuna ümitlendirmek istemem. Naci! Naci dur! Naci! Ne yapıyorsun arkadaşım, nasılsın? İnsan bir arar sorar. Niye arayayım ki? Ya, tamam, geçen gün atıştık biraz ama arkadaşlar arasında olur böyle şeyler, değil mi? Bu arada haberi duydum. Bütün okul çalkalanıyor. Sahi doğru mu? Artık milyarder misiniz? Evet, aynen o dediğindeniz. Herkes dengi dengine değil mi? O yüzden ben de benim gibi milyarderlerle arkadaşlık edeceğim. Anladın mı? Oh be, kurtuluyoruz nihayet. Al hayrını gör. Sağ ol. Artık bu evden bir çöp bile istemiyorum. Sağ hayırlısı olasın. Olsun. Al al, bunlar da senin. Sağ hepsini ol. Götür. Bunlar ne kadar? Çeyizimden kalanlar, annemden yadigarlar. Yapma be kadın. Bu saatten sonra yadigarları mı düşüneceğiz? Al kardeşim bunları da... Yapma, bırak ya, lazım onlar. Kader. Ne var? Baksana şunlara. Suratımıza bile bakmadan geçip gidiyorlar. Garip valla. Zehra abla hiç böyle bir şey yapmazdı. Besbelli kıskandılar bizi. Kıskanmasalar gelip bir tebrik ederlerdi. Ya işte böyle. Nankörler ne olacak? Kıskançlar. Yine mi başladı Zehra? Üzülme. Hepsi geçecek. Göreceksin. Doktor pek umut vermedi. Ayrıca ameliyat için çok paraya ihtiyaç var. Sen o kadar parayı nereden bulacaksın? Boş ver şimdi bunları, düşünme. Ben ne yapar eder bulurum. Gerekirse yaratırım, tamam mı? Önemli olan senin sağlığın. Thank you.
Mithat! Mithat! Neredesin be kardeşim? Sır oldun sanki. Ne olsun, iş güç. Koşuşturuyoruz işte. Benim de muhtarlıkta bir işim vardı da. Yani o da olmasa yüzünü göremeyeceğiz, öyle mi? Neyse İsmet, acelem var. Aman. Biz mi göremeyeceğiz? Hacı nerede? Arkadaşlarıyla bir bara gidecekmiş. Adını söyledi ama garip bir ismi var. Aklımdan çıktı işte. Geç gelecekmiş. Eğlensin kerata, hakkıdır. Aldığı bilet olmasaydı şimdi o çöplükte debelenecektik. Mahalleye uğrayacaktın. Uğradım. Muhtarlıkta işimi hallettikten sonra hemen kaçtım. Yani kader. Millet kene gibi nasıl yapışıyor bir bilsen. Sanki el alemi ben besleyeceğim. Adamlar selam veriyor, ardından borç istiyor. Ne yapıyorsun kızım? Allah Allah. Yarın şunu gönder, adam gibi birini al. Yazıktır, ekmeğiyle oynamayalım Mithat. Ne diyorsun sen kader ya? Benim ekmeğimle az oynamadılar. Bırak biraz da ben oynayayım. Fulas. Yine kaybettin. İstersen bu gece şansını fazla zorlama. Benim şansım iyidir. Bilmez miyiz? Piyango canavarı. Ameliyat iyi geçti. Bundan sonrası size kalıyor. Eşinize çok iyi bakılması gerekiyor. Ayrıca söylediğim ilaçların dışarıdan getirilmesi şart. Onları mutlaka kullanmalısınız. Biliyorum. Epey maliyetli ilaçlar ama... Ama onları almak zorundasınız. Alacağım doktor bey. Karım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bak, bu bankayı görüyor musun? Bunlar işi iyi biliyor. Bizim parayı yatırsak ne biçim faiz verir biliyor musun? Mithat Bey, bir bey sizi görmek istiyor. Gümüş. İsminin Ayhan olduğunu söylüyor. Aa, Ayhan abi. Ha. İyi gelsin. Sana bu hizmetçiyi gönder demedim mi ben? Yapamadım Mithat. Yanlış yapıyorsun, yanlış. Sen şimdi buna iyilik ettiğini mi sanıyorsun? Buyurun. Ah Ayhan abi. Buyurun oturun. Ayhan abimiz sonunda bizi görmeye gelmiş ha. Nasılsın Mithat? Nasıl koşuşturuyoruz işte. İş güç, hayat kavgası. Ya sen nasılsın? Zehra abla nasıl? O iyi değil. Bebeğin ameliyatı geçirdi. Aa,
Şimdi dinleniyor. Tabii bakıma ve tedaviye ihtiyacı var. Ben elimden geleni yapıyorum. Ama artık ben de zorlanmaya başladım. Hastaya bakmak kolay değil tabii. Yok. Benim için dert değil. Sorun sadece bakım olsa hiç önemli değil. Ama ilaçları var. Çok pahalı. Onları almaya gücüm yetmiyor. Bankadaki son paramı da harcadım. Aslında sizi rahatsız etmemin sebebi... Para istemek değil mi? Ya Ayhan abicim. Bize piyango vurduğunda suratımıza bakmamıştın. Bir selam bile vermeden önümüzden geçmiştin. Tabii sevinenler de oldu, kıskananlar da. Ama sen bizi kıskandın. Bunu da nereden çıkardın Mithat? Hadi oradan. Ben kaçın kurasıyım. Senin 3 kuruşuna muhtaç olan Mithat'ı zengin olunca kaldıramadın değil mi? Ama bak ilahi adalet. Sonunda kapıma kadar geldin. Mithat. Sen sus. Söyle bakalım. Ne kadar istiyorsun? Buraya dostlarımı görmeye gelmiştim. Derdimi paylaşmaktı. Yardım istemekti niyetim. Meğer yanlış kapıyı çalmışım. Benim dostlarım bu evde oturmuyor. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ayhan abi. Mithat, neden yaptın bunu? Yine mi toz falan alıyorsun? Ah, bak.
vakit geçiriyorum işte. Ya bırak bunları kız yapsın. Vakit geçireceksen çık dışarı gez, alışveriş yap. Kurtulamadım şu eski alışkanlıklarından. Neyse neyse. Bak gel şöyle otur bak. Sana iyi haberlerim var. Bütün paramızı buraya yatırdım. Aa, hepsini mi? Evet. Faiziyle artık sırtımız yere gelmez. Boşuna demiyorum sana git gez harca diye. Bizim gelecek kaygımız yok artık, anladın mı? Alış artık yeni hayatına. Oh. Zehra. Zehra. Zehra hadi kalk. Bu kadar da uyumaz ki. Hem ilaçlarını da içmemişsin. Zehra. 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 Zehra uyan. Zehra yalvarırım aç gözlerini. Zehra ne olur. Zehra. 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 Akşam eve gelmedin. Toplantım uzadı. Toplantıdakiler ruj mu kullanıyordu? Ne? Gömleğinde ruj izi vardı da. Aman be kader ya. Bırak bu işleri ya. Şimdi de kıskançlık mı başladı? Aman sen de ya. Selam. Oo, aslan oğlum da geldi. Ne haber Naci? Ne olsun baba? Bugünlerde şansım yaver gitmiyor. Kredi kartının da limiti dolmuş. Sen merak etme oğlum. Ben hallederim. Geçen gece barda kimi gördüm biliyor musunuz? Kimi? Bizim Ümit vardı ya okuldan. Hatırlayamadım. Garsonluk yapıyordu. Bahşiş falan verdim. Gönlünü aldım. İyi yapmışsın. Ama fazla yüz vermeseydin. Vermedim zaten. Ha. Bu arada şeyi söyledi. Hani bizim komşular vardı ya Ayhan amca ile Zehra teyze. Ne olmuş onlara? Zehra teyze ölmüş.
Ne? Neredesin sen ya? Neredesin? Şey, çarşıya gitmiştim. Ne oldu? Ne mi oldu? Ne mi oldu? Bittik biz kader, bittik. Hayatımız kaydı. Yandık. Anlamadım Mithat. Açık konuşsana. Banka batmış. Adamlar kaçmışlar. Kasaları tam takır. Anlıyor musun? Kasaları bomboş. Yani? Bütün paramızı onlara yatırmıştım. Allah'ım, ne yapacağım şimdi ben? Bir kısmını ayırmadın mı hani zor zamanlar için? Ne zor zamanı ya? Koskoca banka. Televizyona, gazetelere onca reklam veriyorlar. Onlara güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Demek güvenmeyecek misin? Of, of, of. Lütfen Sinan Bey, biraz daha zaman tanısanız. Başımıza gelenleri biliyorsunuz. Kardeşim, bana ne senin başına gelenlerden? Borçlanmasaydın o kadar. Bayağınızı yorganınıza göre uzatmıyorsunuz. Sonra da vırvır ediyorsunuz. Bütün evi kaldırıyoruz. Hadi çabuk olun. Bari masayı, yatakları bıraksanız. Olmaz. Nedir bu ya? Senden biraz insanlık istedik. Nerede yatacağız biz? Bana bak, polis çağırmayayım şimdi. Tamam Mithatçığım, sakin ol. Gir içeri. Ya. Hadi çabuk olun, hadi. Gir. Yarın sabah evi boşaltmamız lazım. Niye evimiz? Bu ev bizim evimiz. Satın almadık mı? Ama borçları bitmemişti. Yarısını bile ödeyemedik. Sen nasıl olsa öderiz demiştin. Bizim artık sırtımız yere gelmez demiştin. Ne diyeyim şimdi ben? Bütün kabahat benim oldu değil mi? Ben hep iyiliğinizi istedim. Hep ben koşuşturdum. Çalıştım, çabaladım, didindim. Ama bak, sonunda suçlu biz olduk, iyi mi? Evet. Aa. Sen suçlusun. Naci. Sen suçlusun. Oğlum, çok içmişsin sen. Bırak beni anne. Daha da içeceğim, anladın mı? Daha da içeceğim. Oğlum. Bu adam var ya, bu adam. Benim kazandığım parayı yedi bitirdi. Doğru konuş. Yalan mı be, yalan mı? Naci. O parayı ben kazanmadım mı? Naci. Bileti ben almadım mı? Sayemde hayatınız değişti. Naci, ama bana sormadan her altı yedin. Tamam, ne hakkın oğlum. Var, ne hakkın? Tamam. Oğlum, tamam, ben oğlum. Senin babanım. Hadi be! Senin gibi baba olmaz olsun. Ulan dövdüler beni be. Kulüpten attılar. Daha bir hafta önce önümde eğilen herifler beni dövdüler. Anlıyor musun? Pis herif! Senin yüzünden rezil ol! Doğru konuş be! Kırmayayım kafanı! Hadi! Kır da beni! Hadi! Ay, dur, bırak! Bana bak! Bırak! Yalvarırım! Bırak. Yalvarırım! Bırak. Sakin bırak. Ol! Bırak! Yapma ne olur Mithat! Bırak! Mithat. Görmüyor musun nasıl konuşuyor? Naci! Bana bak! Naci, dur! Pislik seni! Oğlum! Ha ha ha!
Ayhan abi. Sana çok mahcubum Ayhan abi. Neden kızım? Ayhan abi, size yardım edemedim. Zehra ablamın yanında olamadım. Cenazeye bile gidemedim. Çok pişmanım. Çok pişmanım Ayhan abi. Zararı yok. Al. Ben unuttum çok. Hatırlamıyorum. Ama ben unutamıyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor. Naci babasını bıçakladı. Ne? Mithat hastanede. En iyi arkadaşı İsmet bile yanına gelmedi. O da haklı. Niye gelsin ki? Gel kızım gel. Gir içeri otur. Dinle. Giremem. Ne olur isteme bunu benden. Giremem Ayhan abi. Ben buraya sadece bir özür için geldim. Ne olur. Ne olur affet bizi. Eğer sen bizi affetmezsen bir tatlı daha iyileşemeyecek. Oğlum hep hapiste kalacak. Ve benim için asla huzur bulmayacak. Ne olur, ne olur affet bizi. Affettim kızım. Ben sizi affettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.